Halk Partisi'nin seçimden sonraki o büyük kazanımı, akla dahi gelmeyen belediyelerin alınması, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesi rahatsız etti ve hukuksuzluk üzerinden bir takım eylemlerle yapılan hizmetleri, halka giden hizmetlerin engellenmeye çalışılıyor. Bunların içinde kreşler de var. Az sonra değineceğiz. Peki bu denklem içerisinden hukuku çektiğiniz zaman elde çok az şey kalıyor yapabilecek. Bu devam ettiği takdirde elbette herkes her şeyin farkında. Neden yapıldığını da herkes anlıyor. Buna bence AKP seçmeni de dahil. Ne kalıyor elde? Ne yapılabiliyor? Burçin Hanım, Türkiye'de kayyum uygulamasını daha evvel yaptılar. Ben bir Ahmet Türk örneği vereyim. 2014'te Ahmet Türk seçildi, görevden aldılar, kayyum atadılar. 2019'da daha büyük bir farkla seçildi, görevden aldılar, kayyum atadılar. Sonra 2024'te bir daha seçildi, yine görevden aldılar. Geriye Devlet Bahçeli'nin "o bir Kürt ağasıdır, bunlar niye yapılıyor" demesi kaldı. Şimdi ne ağasıdır bilmem ama seçiliyor. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Eğer arkasında bir halk iradesi varsa ve bu sizin yaptıklarınız o halk iradesini daha da katılaştırıyor ise siyasi aklı olan her organizmanın durup bir kere düşünmesi lazım. Aynı şeyi İstanbul için değerlendiremez miyiz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 13 bin farkla kazandık. Mazbatayı vermemek için ellerinden geleni yaptılar. Sonra mazbatayı verdiler. 15 gün sonra mazbatayı iptal ettiler. Kimi atadılar kayyum olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne? Ali Yerlikaya'yı atadılar. Ali Yerlikaya şimdi İçişleri Bakanı sıfatıyla Beyoğlu Kaymakamı'nın Esenyurt kayyımlığına atanmasının altında imzası olan İçişleri Bakanı. Kuşkusuz bu işleri organize eden salt İçişleri Bakanı değil. Emrin yukarılardan geldiğini biz hep beraber biliyoruz. Peki bu İçişleri Bakanı ne oldu kayyum olarak atandı? Yani her yerde söylüyorum, bir kere daha söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir resmi vardı, fotoğrafı vardı asılmış duvarda. Onu Ekrem İmamoğlu özenle asmıştı. Oradan bir mesaj veriyordu. Neydi o mesaj? Tokat'ın Turalı ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk bir çiftçiyi dinliyor. Ama o çiftçi konuşurken Atatürk bütün dikkatiyle dinliyor. Espri yapmıyor, geçiştirme yapmıyor, derdini anlamaya çalışıyor. Sadece Atatürk değil, Atatürk'ün etrafında heyette kim varsa onlar da dikkatle dinliyorlar. Çünkü anlatana saygı duyuyorlar ve bu derde bir çözüm yaratmak lazım diye o saygıyla duyuyorlar. Bunun için oraya, o duvara konuldu o. Devlet adamı vatandaşa had bildirmemeli. Vatandaş karşısında haddini bilmeli. Savını anlatabilmek için o fotoğraf oraya konulmuştu. Tabii Ali Yerlikaya'nın ilk icraatı o fotoğrafı oradan kaldırıp depoya göndermek oldu. Bu Sonra fotoğraftan 2019'un... bahsediyorsunuz sanıyorum, Sayın Günaydın, lafınızı kesmek zorunda kaldım. Bu fotoğraf galiba. Evet, bu fotoğraf. Yani Evet. çok etkileyicidir. Evet. Biraz daha geniş açı alırsanız heyettekilerin de hepsinin yani çalışmaktan elleri nasırlaşmış, avurduğu içine geçmiş olan o çiftçi kardeşimizi nasıl dikkatle Tüm izlediklerini dikkatle görürsünüz, izliyorlar. dinlediklerini görürsünüz. Evet. Şimdi bu depoya giden resim ne zaman depodan geri geldi? Yalnızca 2 ay sonra sandıklar yeniden konuldu. 13 bin fark, 800 bin farka çıktı. Ali Yerlikaya vilayetine geri döndü. Fotoğraf depodan yerine geri geldi. Sonra ne yaptılar? Sonra bu iftiralara aynen devam ettiler. Yani önce çaldılar diyorlardı. Sonra terörist dediler. Sonra hizmet etmiyor dediler. Sonra Rum Pontus dediler. Demediklerini bırakmadılar. 2024'ün 31 Mart'ında da 800 bin olan oy farkı 1 milyon 100 bine çıktı. Bunları niye anlatıyorum? Demek ki iftira siyasetiyle, demek ki kumpas siyasetiyle, demek ki kayyım siyasetiyle iktidar partisi hiçbir şey kazanamıyor, daha hızlı kaybediyor. Şimdi siz bize soruyorsunuz, ne yapacaksınız? Söyleyelim. Bir hukuki düzlem varmış gibi idare mahkemesine dava açıyoruz. Onun yanında Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyoruz.
Yani yapılması gereken ne varsa hepsine dair başvurularımızı yapıyoruz. Şimdi hem hukukçu arkadaşlarımız var, hem sevgili Ahmet Özer'in kızı da bir meslektaşımız, avukatımız Seref. Hep evet. beraber bu çalışmalar yapılıyor. Peki sonra ne olacak? Yani hukuki işlemlerden umalım ki sonuç aldık. Sonuç alamazsak 15 gün boyunca her gün 4 milletvekilimiz orada nöbete gitti. Sonra ikinci 15 gün başladı. Her gün 4 milletvekilimiz orada olmaya devam ediyor. Bunun yanında diğer siyasal partilerin milletvekilleri de geliyorlar, nöbete destek veriyorlar. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nu bir ay içerisinde iki kere peş peşe Esenyurt ilçe başkanlığında topladı. Bu son derece önemlidir. Bir ilçe başkanlığında MYK toplantısı yapılıyor. Bugün 81 il başkanımız, Türkiye'nin 81 ilinden gelen il başkanımız İstanbul'da, yine Esenyurt'ta il başkanları toplantısı yaptılar. Dün de Esenyurt Meydanı'nda hep beraber alana çıktılar. Marmara ve Trakya bölgesinin 10 ili birer gün arayla tüm seçilmişleriyle birlikte Esenyurt'ta oluyor. Ne demek tüm seçilmişleri? İl başkanı, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, belediye başkanları, eğer büyük şehirdeyse il genel meclis üyeleri. Böylece bir dayanışmayı ortaya koyuyoruz ve bizim belediyemizi elimizden aldınız, kumpasla bu işi yaptınız. Cumhuriyet Halk Partisi buna alışmayacak kardeşimi gösteriyoruz. Evet. Gökhan Bey. Tabii bu da şunu da getiriyor. Burçin Hanım, bir cümlemi tamamlayayım. Lütfen, sorunuzu alayım. Yapılan son anketler Esenyurt halkının %81'inin kayyum uygulamasına karşı olduğunu gösteriyor. Peki Ahmet Özer ne kadarlık bir oy farkıyla kazanmıştı Esenyurt'u? %51'lik bir oy farkıyla kazanmıştı. Demek ki son seçimde Ahmet Özer'e Esenyurt halkının yarısı oy vermiş, yarısı oy vermemiş. Ama en yakın rakibine iki katından fazla fark atmış. Şimdi ona 8 ay evvel oy vermeyen AKP'li MHP'li yurttaşların bir kısmı da Ahmet Özer'in görevden alınmasını yanlış görüyor. İşte bu Türk halkının ferasetidir. Bu evet. bağlamda biz her türlü çalışmamızı, bilimsel çalışmamızı, siyasi çalışmamızı, hukuki çalışmamızı en etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Belediye başkanlarımızın yanında olacağız. Hiçbir belediye başkanımız kendisini yalnız hissetmeyecek. Halkımız kendisini yalnız hissetmeyecek. Ve bunların her birinin sonucunun iradesini, milletin iradesinin tecelli etmesiyle sonuçlanacağını yaşayarak göreceğiz. Gökhan Bey, yalnız şöyle bir şey var. Türkiye'de ilk defa PKK, yani Türkiye'de sadece PKK terör örgütüyle iltisaklı olduğu iddiasıyla evet. Kayyum atanmadı. Ya da belediye başkanları görevden alınmadı. Ben de örnek vereceğim. 2016 yılı, Ağustos 2016 yılı 4 tane AKP belediye başkanı görevden alındı. Bu Erzurum Aşkale, Giresun Çamolak, Konya Ilgın, Nevşehir'in Nar beldesi. Bunlar neden alındı biliyor musunuz? Fethullahçı terör örgütüyle iltisakı olduğu gerekçesiyle, Fethullahçı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle görevden alındılar. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Kayyum atanmadı. Terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle görevden alındılar. Bütün meclislerde AKP'nin çoğunluğu vardı. Ya bir belediye başkan yardımcısı ya da meclis üyelerinden birisi belediye başkanı olarak seçildi. Dolayısıyla diyelim ki ortada AKP'nin iddia ettiği gibi bir bağlantı var ve bu uygulanıyor. Fakat hukuki bir zemin yok. Yani dolayısıyla kayyum atanıyor. Evet. Peki ortada hukuki bir zemin yokken biz de takip ediyoruz gazeteci olarak, hem Esenyurt'a gittik hem diğer illerdeki gelişmeleri takip ediyoruz. CHP'nin yaptığı çalışmaların farkındayız, o nöbetler, toplantılar, hukuki olarak girişimleriniz. Peki bu kayyum politikalarına karşı normalleşme politikaları bir arada yürür mü? Bu ikisi aynı anda ilerler mi sizce? Sayın Günaydın'a söz verelim ama öncesinde Sayın Mustafa Sarıgül, Ovacık Belediye Başkanı katıldı yayınımıza. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sayın Günaydın'ın cevabından sonra hemen siz dinleyeceğiz. Sayın Günaydın, buyurun. Bakın, böylesine bir önemli konuyu, normalleşme meselesi ve bu çerçeveyle beraber değerlendirmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Defalarca bu sorulara cevap verdik. Yani Türkiye'de
insanlarla beraber oturmak, konuşmak başka bir şeydir. Mücadele etmek başka bir şeydir. Müzakere etmek, mücadele etmeyi ortadan kaldıracak bir şey değildir. Kaldı ki benim buradaki şahsi görüşlerim de çok açık. Böylesine açık bir hukuksuzluk varken orta yerde hani iç siyasi tartışmalara girmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Evet. Şimdi o zaman hemen Sayın Sarıgül'e öncelikle geçmiş olsun diyelim. Türkiye'de çok şey gördük ama...